Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Aman ne keyifli, ne güzel. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ın rahmeti, selamı, inayeti, bereketi, maddi ve manevi inşallah hacetlerin görülmesi, maddi ve manevi hastalıklarımıza şifa olması, rızık sıkıntısından emin olalım ve olmaklığımız için, hepsi için Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Yani Türkçesini söyleyelim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, elhamdülillah derken hakikaten eminim siz de öylesiniz. Bu elhamdülillah derken iliklerimize kadar hissettiğimiz bir güzelliği yaşıyoruz. Öyle değil mi? Sizler de öylesiniz değil mi? Evet, böyle şen şakrak böyle bir hava var. Seslerden de anlıyoruz onu. Efendim, şu anda Ramazan mağfiret nişanın, Ramazan'ın affolma gününün, Allah Teala'nın başka bir aya, başka bir güne vermediği tüm güzelliklerin olduğu işte o Ramazan'ın şu anda ilk saatlerini yaşıyoruz. Gecesi önce geliyor. Şimdi sahuru yaşıyoruz. Yani büyük bir heyecan var. Büyük bir güzellik var. O yüzden Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim derken hem Ramazan'a besmele çekmiş olduk hem sohbetimize. Elhamdülillah dedik ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selam eyledik. Sizleri selamladık. Hemen şöyle başlayalım. Şöyle bir 5-6 dakika benlesiniz. Efendim, şu anda inşallah ümit ediyoruz ki Ramazan, bu Ramazan bizim slogan gibi artık, bizi dinleyenler biliyor. Ramazan, bu Ramazan hepsinden güzel olacak. Yani bu Ramazan'ı biz öyle algılamamız lazım. Bu Ramazan benim önceki günlerimden güzel olacak. Yetmez. Bu Ramazan eski Ramazanlarımdan, geçirdiğim Ramazanlardan çok daha güzel olacak diye söylüyoruz. Şimdi kıymetli kardeşlerim, bendeniz şu dakikalar içerisinde biraz mütereddidim. Yani istiyorum ki bir kere bu Ramazan'da sizlerle yapacağımız programda biz bol bol şöyle Kur'an ayı olması hasebiyle önemli mevzuları, ayetleri sizlerle beraber işleme imkanı bulacağız. Ve kardeşlerim herhalde şu anda bizi takip ediyordur. İnşallah bu Ramazan boyunca sizlerle ayetleriyle, Ramazan'ın getirdiği güzel ahlakla, Kur'an ahlakıyla buluşmuş olacağız. Şimdi kararsızım. Birkaç dakika içerisinde size anlatmak istediğim şeylerle şu saatte girsem acaba takip edebilecek misiniz, bulacak mısınız, buluşabilecek miyiz diye biraz mütereddidim. Bu arada kıymetli arkadaşlarım, biraz bana müzik sesi geliyor. O müzik sesini biraz kısarsak ben burada daha rahat konuşmuş olurum. Heh, şimdi daha iyi oldu. Çok teşekkür ederim. Kıymetli kardeşlerim, Ramazan ayıyla alakalı hepimizin söyleyeceği bir şeyler vardır. Ben annemin zamanından biliyorum. Bizim köyde şöyle Ramazan yapılırdı, icra edilirdi. Hani bunları hepimiz söyleyebiliriz. Fakat bakın, artık şu Ramazan gününden, şu günlerden itibaren sadece ve sadece bir kardeşiniz olarak, hoca sıfatı falan değil, hocalığı kim kaybetmiş ki biz bulalım? Hoca olmak, alim olmak kolay mı? Ama hep şunu söylüyoruz. Size alimlerden, ilimden doğru olanı nakledeceğiz. Bunu yapacağız. Ama sizden şunu rica ediyorum. Bakın, bir kardeşiniz olarak, şu andan itibaren, bakın Allah rızası için, tamamen insani noktadan bizi seyreden, şu anda vicdan sahibi, kalp sahibi, inanmış olan herkese seslenmek istiyorum. İstirhamım şu. Şu Ramazan ayı itibarıyla artık
lütfen dikkat. Ramazan ayının güzellikleriyle ilgili meseleleri başka şeylerle karıştırmayın. Ailenizde beğenmediğiniz insan olabilir, hasmınız olabilir, hısmınız olabilir, siyasi görüşünüz olabilir. Bir dindar adama kızmış olabilirsiniz, oruç tutan bir insan sizi sinirlendirmiş olabilir. Ya mazeret, yani her mazarrata bir mazeret bulunur. Ama bakın kardeşim, ben de size söylüyorum. Bu Ramazan günleri o kadar faziletli, o kadar faziletli ki düşünün. Biz kötü bir şey yaptığımız zaman ne deriz çoğunlukla? Hani orada da bir meşhur mazeretimiz vardır bizim. Şeytana uydum. Ya şeytan dediğimiz şeylerin bile bağlandığını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan geldiğinde sizi ayartacak, azdıracak şeyler. Bu Ramazan'ı güzel yaşayasınız. İnsanlığınızı, fıtratınızı bulasınız diye şeytanların bile bağlandığı yegane ay. Başka hiçbir dönem için bu olmuyor. Bu ne demek? Çok affedersiniz. Eğer biz bir şeytanlık yapıyorsak, eğer biz bir kabahat yapıyorsak, biliniz ki Ramazan'daki bu kabahat, şeytanı meytanı bahane etmeye hiç lüzum yok. Tamamen mesulü biziz. Sizden ricam şu, tekrar söylüyorum. Falancaya kızmış, filancaya üzülmüş olabilirsiniz. Falanca hocayı beğenmiyor olabilirsiniz. Başka başka siyasi görüşlerde olabilirsiniz. Ya Allah rızası için Ramazan'ın güzelliğine bunu karıştırmayalım. Allah rızası için. Böyle bir ay, böyle bir gün yok. Biz bunu anlamakta biraz güçlük çekiyoruz. Bakın, şu birkaç dakika içerisinde lütfen dinleyin. Ondan sonra sizlerle böyle işin muhabbetini en güzel şekilde koyu bir kıvama aldığı, güzel tadıyla, zevkiyle yürüyeceğimiz saatler başlayacak. Bendeniz buradaki kameraman arkadaşlarıma bile her Ramazan başında söylerim. Arkadaşlar, şurada yaptığınız bu güzellik, şu güzelliğe hizmet elbet Allah katında bir derecesi olacak. Muhakkak bir sevabı var. Şu saatleri gelin, benim de Ramazan'ım, senin de Ramazan'ın. Biz de bu saatleri mahrum geçirmeyelim. Muhakkak, muhabbetle. Bırak yani şimdi o olmuş bu olmuş bunları bırak. Şöyle bir bırak kendini. Hem onu bırak hem de bir kendi benliğini bırak. Bak ben nasıl buraya gelirken insani, İslami şeyleri konuşmaya niyet ederek kendi kabahatlerimi, huysuzluklarımı, kötülüklerimi bırakarak özenerek bir şey konuşmaya çalışıyorum. Ve onu ifade etmek için diyorum ki Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Ne demek bu biliyor musun? Şeytanlığı dışarıda bıraktım. Şu anda şeytan nefsimi karıştırmadan söze başlıyorum demek. Bismillahirrahmanirrahim de o. Söze başladım. Meşru bir sahaya geldim. İşte startımı neyle veriyorum? Başlangıcımı besmeleyle. Allahsız konuşmayacağım sana demek. Bismillahirrahmanirrahim ne demek biliyor musunuz konuşmaya başlarken? Allahsız konuşmayacağım demek. Bu işi Allah'ı düşünerek yapıyorum demek. Yemeye başlarken hocam aynen. Bismillah derken Allah'ın o nimeti verdiğini bilerek başlıyorum demek. Eve girerken Allah'ı düşünerek, Allah'ın kulluğunu, bana verdiği bu nimeti bilerek giriyorum demek. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah dedik. Şimdi sizlerden ricam, bana göre Ramazan, bize göre sahur, bana göre iftar, bence diye sözleri de bir kenara bırakalım. Bana göre din diye başlayan bir sözün devamını dinlemeyin. Çünkü din ne sana göre ne bana göre. Kime? Ah artık Ramazan'da bunu anlamazsak vay halimize. Ramazan Kur'an'da nasıl? Ramazan'la Kur'an nasıl? Senin Ramazan'ın dolayısıyla Ramazan'da insan nasıl? Bekliyor musunuz bunun cevabını? Beraberce gelin kalplerimizi birleştirelim. Sizi burada sohbete bekliyorum. Hemen şöyle bir toparlanın. Ondan sonra burada başlasın güzel sahur ve imsak vaktinin sohbetleri. Haydi bakalım.
Evet kıymetli kardeşlerim, Allah Teala'nın rahmeti, selamı, inayeti üzerinize olsun dedik. Şimdi artık şöyle bir sahur vaktinde biz havamızı bulalım, yakalayalım. Yine birkaç şey hatırlatarak başlayacağım. Hemen öncesinde demiştik ki Ramazan, Kur'an, insan, dinle alakalı, dinimizle alakalı, İslam'la alakalı çok basit. Ama muhakkak bilmemiz gereken bir kaide var. Bence diye başlanılan dini fikirler, din lanse eden fikirler muhakkak sakattır. Bence diyemez. Zaten dini bilen insan, bence İslam, bence din, bence zekat, hocam bence oruç, bence diye başladığında dakika bir, gol bir. Bir yani iyi bir durum değildir. İslam, Kur'an, sünnet. Yani Kur'an ve Kur'an'ın yaşayanı Hazreti Muhammed. Bak Kur'an, Allah kelamı. O kelamın ahlak ve insan olarak tecessüm etmiş şekli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Dinin kaynağı budur. Başka türlü değildir. Bunu söylerken kaynağımız ne? Yine Kur'an'dır. Böyle anlamamızdaki kaynak nedir? Demin söylediğim gibi. Kelam, Allah'ın kelamı ve o kelamın bu tabiri ısrarla kullanacağım. Size daha evvel söyledim. İlk defa bu programları seyredenlere söylüyorum. Birkaç uyarı. Bendeniz bu sahur programlarıyla alakalı, iftar programlarıyla alakalı konuşmaya başladığımda çok bilmiş olan bazı kişiler şunu dediler. Milletimiz anlamaz. Basit konuş. 7-8 yaşındaki çocuğa konuşur gibi konuş. Sebep? Anlamazlar. Fazla derine inme. Bu derine inme lafı neyse. Yani yüzü ne, derini ne, ortası ne. Bendeniz sizlere teşekkür borcum var. Bilhassa bu kanalı takip eden ve özellikle Kanal D seyircilerine burada ne anlattıysam mükemmelen anlamakla kalmadınız. Eksik anlattığım yerleri de hoca şu nasıl oluyor, bu nasıl oluyor diye sordunuz. O yüzden size baştan da dedim ki anlamam etmem sözlerini bırakın bir kenara. Şu siyasetti, bu ticaretti, falancaydı, bunları da bırakın bir kenara. Ramazan geldi ya. Ramazan geldi. Ve Ramazan'da şunu da söyleyelim. Bendeniz sizlerin muhakkak mevzuları anlayabileceğinize kaniyim. Ama şunu bilin ki bu program uyumak için kendinizi böyle dingin. Hani var ya böyle terapi falan yapıyorlar çakralar açın. He falan diye böyle Leyla Leyla dolu. Öyle bir program değil. Biraz zihniniz kaşınacak. Üslup belki biraz farklı olabilir ama sizlere doğru aktarılacak. Aktarılmak zorunda. Çünkü bu saatler bir daha gelmeyecek. Çarçur edilmemeli. Asla. Şunu söylemek istiyorum. Şunu hemen hatırlatmak istiyorum. Oradan geldim. Şimdi bu sözü ısrarla kullanacağım ben. Kur'an, Allah kelamı. O kelamın tecessüm etmiş şekli, şekillenmiş, somut hale gelmiş. O Kur'an ahlakı nedir dediğinde karşında gördüğün şey Hazreti Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberindir. Allah bu terbiyeyi almamız için insandan insana terbiyeyi vermiştir. Bak hayatında dikkat et. Üstüne giyindiğin elbiseden, tercih ettiğin meslekten, hayat tarzına kadar muhakkak bir insandan etkilendin de şu anda onu yapıyorsun. Bu fıtridir. İnsan insanı etkiler. Çünkü Allah insanın terbiyesini insandan olacak şekilde vermiş ve ilk insanı da peygamber olarak seçerek göndermiştir. Hazreti Adem. Adem'den aleyhisselamdan beri bu böyledir. Şimdi bakın hemen bilgilerinizi hem tazelemek hem de şöyle bir dikkat çekici. Biraz böyle hani kendimi tutayım ilk günden başlamayayım falan dedim. İtiraf etmem gerekirse afalladım. Yok abi biz hemen acilen bazı şeyleri söylememiz lazım. Şu andan itibaren yeme demiyorum. Yemeğini ye, sahurunu yap. Ben de buraya koydum çayı. Şimdi Güneydoğu'dan itibaren yavaş yavaş imsak vakti yaklaşıyordur tabii. Kardeşlerimiz kusurumuza bakmasınlar. Ama şunu da unutmasınlar ki dünyanın dört bir tarafından hatırlıyorsunuz değil mi? Mali'den mesaj aldık geçen sene. Mali değil, Mali. Heh.
Oradan bile seyrediyoruz, ediyoruz falan. Saat farkları, şunlar, bunlar, Amerika'sı, Avustralya, her yerden seyrediliyor. Şimdi hemen şöyle başlayalım. Bakın, yemeğin demiyorum, için edin ama tavsiyem şu: ağzınızda fazla katır kutur eden şeyleri yerseniz dinlemekte zorluk çekebilirsiniz. İnanın ki çok önemli şeyler anlatacağım. Hemen bir kere Kur'an'a bakalım. Ramazan hakkında Kur'an ne diyor? Ne demek? Kur'an'da Ramazan geçiyor mu? Merhaba. Tabii ki geçiyor. Oruç geçiyor. Orucun geçtiğini bilirsin. Nereden bilirsin? Bak, çok güzel bir bilgi. Arkadaşlar, önceden duymamış olabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Öğrenmemek ayıp. Öğrenmemek derken de şu: bir insan veya güzel bir şekilde size ilim, bilim aktarılırken onu dinlemeyi reddetmektir. Öğrenmemek odur. Sen şu anda dinliyorsan, bak sana şunu söyleyeyim: Allah Teala'nın Hazreti Adem Aleyhisselam'dan beri değişmeyen hükümleri vardır. Şekil olarak farklı olabilir, saatleri farklı olabilir, günleri farklı olabilir, ama değişmeyen, Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Efendimiz'e gelinceye kadar tüm peygamberlerin ortak olarak ümmetlerine, inananlara söylediği bir amel, daha doğrusu önemli ameller vardır. Bunlar hiç değişmemiştir. Bir, tasdik edeceksin. La ilahe illallah. Hangi peygamberse o peygamberin ismini anacaksın. O dönemde hangi peygamber varsa. La ilahe illallah, Adem Resulullah. Hazreti Adem. La ilahe illallah, Nuh Resulullah. Nuh Aleyhisselam zaman. La ilahe illallah, Musa Resulullah. La ilahe illallah, İsa Resulullah. Şimdi Hazreti Muhammed'in devri. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Tasdik muhakkak Adem Aleyhisselam'dan Efendimiz'e kadar var. Bir. İki. Namaz. Hemen kapatma ekranı, yüzünü buruşturma. Namaz. Size söylüyorum, namazsız. Hazreti Adem Aleyhisselam da namaz kılıyordu. Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve sayısını bilemediğimiz binlerce peygamber. Kimisi 124 bin diyor. Bazı rivayetlerde daha çok peygamberler, nebiler göndermiş Allah. Hepsi namaz kılıyor. Vakitleri farklı olabilir. 50 vakit vardır, 30 vakit vardır, sabahtan akşama vardır. Onlar farklılık arz ediyor. Ama namazsız peygamber yok. Allah'ın dini namazsız hiç olmamış. İki, üç. Allah Teala Hazreti Adem'den aleyhisselam Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelinceye kadar tüm peygamberlerine orucu da farz kılmıştır. Bunu unutmayın. Üç. Dört. Allah Teala Hazreti Adem'den Efendimiz'e gelinceye kadar tüm peygamberlere infak. Hani biz zekat diyoruz, sadaka diyoruz. Şekilleri farklı. %1 miydi, 50'de 5 miydi? Bilemiyoruz ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kıyamete kadar hükmünü devam ettirecek, adeta böyle hani tılsımlı gibi bir 1/40 asgariyi koymuştur. Ama biliniz ki Adem aleyhisselamdan Efendimiz'e kadar hep infak vardır. Sadakasız ve zekasız peygamber yoktur. Ve son, diyorlar ki hac da vardı. Eserlerde mevcut. Hazreti Adem aleyhisselam Kabe'yi Allah Teala'nın emriyle, meleklerin, inşallah onu bir programda anlatacağız müstakil. Kendisi de aynı hac erkanıyla tavaf etti. Hac denince illa böyle kalabalık olması şart değil. Belki 5-10 kişi, belki 2-3 kişi ama tavaf ettiler. Kabe'yi tavaf etme arzusu olmayan, Kabe'yi tavaf etmeyen peygamber de yok. Ne güzel bilgiler alıyorsun. Bir şey daha. Şunu unutmasın arkadaşlar. Hocam biz biliyoruz ya, bizi sıfır seviye zannetme falan. Arkadaşlar bu unutuluyor. Bendeniz belli dini eğitimleri alan insanlara. Bakın şimdi mesela bir şey söyleyeceğim. Hatta bakın kameraman arkadaşlardan da sağlamasını yapabiliriz. Dikkat. Dikkat. Herhangi bir şey şu anda dininizde farz olarak geçiyorsa,
farzdır bu diyorsanız, lütfen dikkat edin tabirime. Sizin yani dininiz böyle baktığınızda şu farzdır. Mesela oruç farzdır, namaz farzdır. Namaz için abdest farzdır. Gusül için işte şöyle şöyle bunlar farzlarıdır diyorsanız, her neyi diyorsanız, bakın hepinize söylüyorum arkadaşlar. Muhakkak Kur'an'da ayet geçtiği için farzdır. Bunu biliyor muydun Metin? Harbi konuş. Bak, senelerdir program çekiyor adam. Tesbih de çekiyor. Kıymetli kardeşlerim, farz olarak bir şey zikredildiyse, dinimizde farz, ha bu farzmış dediğin ne varsa, muhakkak Kur'an-ı Kerim'de var. Şimdi oruç farz mıdır? Farzdır. Ha bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Belki yanlış anlamaya sebep olur diye. Hani oruç farzdır derken arkadaşlar, şartları var tabii. Akıllı olacak, deli olmayacak, aklı başından gitmiş olmayacak. Akıllıya farz oruç. Hani şimdi belki ne bileyim, millet çıkışır ya bizim işte niye tutmuyor halan falan filan. Abi halan senin belki ruh sinir hastalıkları hastanesinde yatıyor. Çünkü kalkıp ona sen uygulayamazsın bunu. Akıl lazım. Akılsız adama ve akılsız insana asla hiçbir emir yok zaten. Akıllı. Heh, tamam. Başka buluğa ermiş olması lazım. 6 yaşındaki çocuk oruç tutuyor. Ne güzel. Nafile sayılır ama. Buluğa erecek. Kendi nefsinin benliğinin farkına varmış olacak. Buluğ yaşı da işte kadında erkekte aşağı yukarı farklılık arz etse de şimdi artık gıdalardan vesaireden biraz buluğ çağı da böyle biraz oynamaya başladı ama buluğ çağı denildiğinde belli bir cinsi olgunluğa vücudun erişmesiyle alakalı. Bir de tabii ki şimdi bizi mesela gayrimüslim olan vatandaşlarımız seyrediyor olabilir. Bir sıkıntı çıkmasın, o yüzden ben parantez açtım. Yurt dışından belki simültüne tercümeyle altyazılı falan var mı öyle servisiniz? Falanca yerden seyredebilir. Yani Hristiyandır, Musevidir, Budisttir. Oruç tutmanız lazım. Yo, Müslümana. Müslümana oruç var. Yani vatandaşlarımız da gücenmesinler, gönül koymasınlar. Hristiyandır, onlara konuşmuyoruz. Başka din mensubudur. Din henüz kabul etmemiştir. Ne bileyim evlenmiştir etmiştir ama daha din falan konuşulmuyordur. Müslümana farz. Çünkü birazdan bak ayette okuyacağız. Ey iman edenler buyuruyor Allah Teala. İman etmeyene oruç. Farz değil. En önce onun iman etmesi lazım. Müslüman olacak. Müslümana farzdır. Akıllı olacak. Buluğa ermiş olacak. Müslüman olacak. Yetmiyor. Sadece akıl sağlığı değil, bedeni de, bedenen de o orucu ifa edebilecek bir sıhhati olacak. Böyle olan bir insan diyoruz. Bak şimdi dikkat edin tabire, birazdan Kur'an'da göreceksiniz. Aa, ondan demek ki tutuyoruz. He, ben orucu anneannen tuttuğu için tutmuyormuşum. Meğer dindenmiş yahu diyeceksiniz. Evet, biraz abarttım. Kızanlar vardır şimdi. Abarttım. Ama ne yapayım? İnanın maalesef seviye bu hale geldi. Yani annen, baban, deden dindar olabilir ama bu din ananın, babanın, ninenin dini değil. Allah'ın dini. O yüzden kaynağından öğrenmek lazım. Dikkat edin. Akıl bali, sıhhati de yer, Müslüman. Böyle bir insan Ramazan ayına geldiğinde onun için oruç tutmak farzdır. Aynı ne gibi? Bu şartlara sahip olan bir insan sabah namazı vakti geldi. Namaz kılması farzdır. Ama tekrar şartları söylüyorum. Hani hocam sen ne zannediyorsun ki? Arkadaş tabi akıllı olacak, buluğa erecek, Müslüman olacak. Müslümansa farzdır. Bir de sıhhatidir. Adam felçli, kalk namaz kıl denmez ki ona. Anlatabiliyor muyum? Öğle namazı vakti geldi. Farzdır. Malı kazandı belli bir zekat. Bunları o zaman konuşuruz. Şimdi bakın farz dediğimiz her şey Kur'an'da vardır değil mi? Gelin şimdi. Bakın. Hem bundan önce anlattıklarımı tüm peygamberlerin hepsine namaz, oruç, zekat, hac,
tevhid, tasdik vardı dedik ya. Şimdi biz oruç özelinde anlatalım bunu. Bakın ayeti kerimeyi okuyorum. Bakara suresi, yani Fatiha'dan sonraki hemen ikinci sure, Medine'de inmiş bir suredir. 183. ayeti kerimeyi, şimdi ben Kur'an'dan ayeti okuyacağım ki evine Kur'an girsin. Bana sorarsan, yine kardeşin olarak sana bir tavsiye. Hani belki ayakların ağrıdığı için ayaklarını uzatıp televizyonu öyle seyrediyor olabilirsin. Bacak bacak üstüne atmış olabilirsin. Ben senin yerinde olsam tamamen tavsiye. Şimdi okuyacağım Kur'an ayetleri olduğunda bacağımı indiririm. Bir oturuşumu düzeltirim. Kur'an okunurken konuşmam. Bak bunu niye söylüyorum? Kızma, bir dakika bekle beni. Ya ne ukala adam ya falan deme. Bir dakika dinle beni. Sen kazanasın diye söylüyorum. Nasıl mı? Vallahi ve billahi. Bak yeminle sana. Kur'an okuyor diye şöyle ayağını indirip hürmet göstermem bile seni Allah katında cennete sokabilir. Bak vallahi söylüyorum bunu. Tüm yüreğimle inanarak söylüyorum. Seni küçük gördüğümden değil. Ufacık bir şeyden bir insanın öldüğüne şahit olmadın mı? Küçücük bir dokunuşla boğazına bir şey kaçan adama şöyle bir hareket yaparak ölmek üzere olan insanın hayata döndüğünü görmedin mi? Bunların hepsi maneviyatta bir ölçüdür. Bak ben sana söylüyorum. Geçenlerde bir cemiyetteydim. Kur'an okuyorum diye hemen böyle oradan bir şey buldu, başını örttü bir ablamız. Ya vallahi bunlar iman alameti. Dine, Allah'a saygı gösteren insan asla Allahsız kalmaz. Asla mahrum olmaz. Yeterli midir, değil midir? Onu ben bilemem. Fakat şimdi ben seni şimdi gördüğümde, Kur'an-ı Kerim okuduğumda arkadaşım bacak bacak üstündeyken indirdi. Ben şahidim, görüyorum. Bana sorsalar hayatta da cenazesinde de iyi bilirim diyeceğim. Neden? Kur'an-ı Kerim okunurken edebi vardı ya. Gördüm, şahidim. Dinle bak, çok önemli bir şey söyleyeceğim. Çok önemli. Kur'an da insana bakar. O senin o hareketini görecek. Nasıl? Ya inanır mısın bana ya? Allah rızası için. Yapay zeka ile yapılan Android telefonun bilmem nesini uzaydan seni gördüğüne inanıyorsun da. Dinliyorlarmış abi. 3 tane mikrofon var, bir tanesini hala çözemediler. Ortam sesini dinliyorlarmış. Bak az evvel salatalık dedim, hemen başladı sebze reklamları düşmeye. Demiyor musun bunu sen? Diyorsun. Allah'ın kelamını sen ölü, duragan, böyle kitabın iki cilt arasında saklı bir şey mi zannediyorsun? Yanlış. Bu Ramazan bunu değiştir. Allah'ın kelamı öyle değil. Yapay zekayı da yapan, kudretin esas sahibi olan zatın kelamı diridir, diri. O yüzden Kur'an ölü aramaz, diri arar. Biz ne yaparız? Ölünce gideriz Kur'an'a. Kur'an diri arar. Sen ölü olduğunda Kur'an'ı getirip ona dayamaya kalkarsın. Kur'an diri kalp ister. Dirilik dediğin, böyle kılını çeksen kan damlayan, yağ damlayan demek değildir. Bir adam Allah denildiğinde kalbi yumuşuyorsa o adam canlı, hakiki insan, hayatı vardır onun. Ne ezan, ne merhamet, ne insan bunları görmüyorsa, Kur'an'ın ifadesiyle bunlar ölüden de ölüdür, mürde canlardır bunlar. Kur'an, bu sözü yaz bir yere, Kur'an diri insan arar. Kur'an diriyi bulur. Kur'an okunduğunda hürmet eden bir insanın kalbi diridir. Henüz ölmemiş, mühürlenmemiştir. Bak şimdi Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimeye bak. Bu anlattıklarımızın hepsini göreceksin. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Evine Kur'an girsin diyor okuyorum. Mealini verebilirim. Kur'an okuyorum evine girsin diye. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yâ eyyühellezîne âmenû
kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min qablikum leallekum tettequn. Ey iman edenler, sana, sözü sana söylüyor. Yani iman etmiş olan, akıl bali olanlar. Ey iman edenler, Allah seninle konuşuyor. Yine ne diyecek diye baktın mı? Ölüsün sen. Diriysen, efendim. Ya eyyühellezine amenü, bana sesleniyor. Fatih, efendim. Ya eyyühellezine amenü, bana muhabbetle, aşkla, beni kabul edip kalbinde Allah sevgisi bahşettiklerim ve bunun farkında olup da bunun zevkini yaşayanlar, size konuşuyorum. Başkasını muhatap kabul etmiyorum. Muhatabım sizlersiniz. Şu televizyonlardan bir adamı muhatap kılarak ey falanca falanca desem zevkinden 4 yaşı olur. Şu kadar insanın seyrettiği bu televizyonda benim ismimi andı der, havasından geçilmez. Allah sana ya eyyühellezine amenü diyor. 7 kat gökleri, 7 kat yerleri, cümle alemleri yaratan Allah sadece seni muhatap kabul ediyor. Zevki olan adam için bu hitabın kendisi yeter. Lebbeyk ya Rabbi, emret. Bana bir emrin. Benle konuştun. Ne yapabilirim diyene, kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min qablikum leallekum tettequn. Sizin üzerinize Allah orucu farz kıldı. Sizden öncekilere de farz kıldığı gibi. Oruç ibadeti, ey müminler, dikkat et, mahrum kalınmasın diye. Ve Allah'ın dini Adem aleyhisselamdan Efendimiz'e kadar hep aynı özelliği taşıdığı için elbet size de farz kılındı. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Allah Allah. Niçin tutuluyormuş oruç? Aa, korunmaktan bahsediyor. Neden korunur? Şöyle düşün. Bir insana ne zarar verir? Yani korunuyor dedik ya. Mesela hastalık. Hastalıktan korunmak diyorsun. Başka? Akıl sağlığın gidip aklını korumak olabilir. Başka? Ya özgürlüğün elinden gider ya. Başka? Şahsiyet bozulduğunda neyin düzgün olur? Kendine saygın kalmadığında neren düzgün olur? Bakın kardeşlerim, alimler bu ayeti kerimede şöyle bir güzellik yapıyorlar. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Başkalarından çekinmenizden daha aziz tutabileceğiniz, esas kaygılanacağınız, aman bozulmasın diyebileceğiniz bir ciddiyette olun. Nedir o? Allah'a muhabbet. Arkadaşlar, Allah'a muhabbet denilince bazıları yüzünü buruşturabiliyor. Bak, hiç böyle düşündünüz mü? Geçen sene anlattığımdan farklı anlatıyorum. Al bu konuşmaları, bu ayeti kerimeyi okumalarımı peş peşe, üşenmiyorsan al peş peşe koy. Şimdi anlatacağım şeylerin onları tamamlar ve onlara ilave katkı sağlayacak mahiyette olduğunu anlarsın. Bak, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Başkasından utandığınız için değil, başkasından çekindiğiniz için değil, Allah için demekte ne var bak, ne hikmet var. Dikkatli dinle, 1 dakika bende kal lütfen. Arkadaşlar, bir insan Allah için bir şey yaptı, lütfen dikkatli dinleyin. Allah için bir şey yaptığını iddia ediyorsa kendi içinden, bu sadece ve sadece nereye karşı sorumluluktur? Şimdi diyorum ki ben arkadaşıma, ben şimdi Allah için burada bir şey yapacağım. Gayri ihtiyari demez mi o? Bana niye söyledin bunu? Aa, Allah için yapıyormuş. Fatih Hocam, vallahi biz kendimiz için yapıyorduk. Helal olsun sana mı diyecek? Dedi. Bana ne faydası var? Dikkat et, çok güzel bir yer var burada. Çok güzel bir incelik var. Arkadaşlar, biz Allah için bir şey yapılmak denildiğinde hemen bunu din, Allah için, tamam da benim çocuklarım var falan gibi böyle bir arada bir kaynıyor bu. Allah için bir şey yapmak ne demektir biliyor musunuz? Bir manası da nedir?
kendine saygıdır. Şahsiyetime saygıdır. Nasıl? Bak şöyle izah edeyim. Şimdi ben mesela oruç tutuyorum. Sadece Allah için tutuyorum değil mi? Beni kimsenin görmediği bir yerde ben ne yaparım? Yer miyim? Yemem. Hiç kimse görmese bile ben orucun usulüne riayet eder miyim? Söyle söyle. Ederim. Peki soruyorum sana. Bunu Allah için yapıyorsun ama sadece sen varsın. Bu aynı zamanda nedir? Kendine, şahsiyetine gösterdiğin özendir. Kaypak olup olmadığını, sadık olup olmadığını ancak insanın kendisi bilir. Herkes sana sadık dese de içindeki vicdan der ki hadi yine yırttın. Ne mal olduğunu ben biliyorum. Hocaya sorayım. Fatih hocam ben nasıl bir adamım? Dört dörtlüksün. İçindeki vicdan der ki hocayı kandırdın. Beni kandıramadın. O zaman takva dediğim şey Allah'a gidecek amelim var beni cennete sokuyor falan diye düşünüyorum ama öncesinde bir şey var. Takva insana şahsiyet kazandırır. Başkasına göre, pozisyona göre seni böyle oynatmaz. Karada da, derede de, mevkide de, açlıkta da, toklukta da, yoksullukta da, makam mevki hırsı olsa da, haram da gelse karşına, başka türlü fırsatlar da çıksa, aynı şahsiyette durmanı sağlayabilecek tek kuvvet vardır. O da Allah korkusudur. Allah korkusu, Allah'ın seni korkutmak için icat ettiği bir şey değildir. Sana şahsiyet kazandırır. Sana şahsiyet kazandırır. İşte leallekum tettekun. Şahsiyeti olan bir insanı sen asla özgürlüğünden men edemezsin. Nefsine zebun olmuş, her türlü fırsatta kendisini satabilmiş bir adamın özgürlüğü olur mu? Allah rızası için söyle. O nefsinin uşağıdır ya. Paranın uşağı olmuştur. Mevkinin, makamın kölesi olmuştur. Mevki, makama, dünyaya köle olan bir insan hür olabilir mi? Yaz bunu. Ey şu anda televizyonlarını yeni açanlar. Allah Celle Celaluhu bizi hür kılmak için dinini indirmiştir. Bunu bir yere yaz. Dini anlamayan bir insan muhakkak köle olmuştur. Ya egosunun, ya parasının, ya bulunduğu mevkinin, ya karısının, ya kocasının, belki de çocuğunun veya mis gibi gördüğü bu dünyanın tam bir uşağı olmuştur. Allah dinini bizi özgür kılmak için bahşetmiştir. Sen niye kendini köle kılıyorsun ya? Ben sana hür bir şahsiyet verdim. Benim katımdaki yerine bak. Allah'a kölelik duygusuyla insan şahsiyeti gelişmez. Oldu. Sen nereye kölesin? Üniversitenin akademik kariyerine kölesin. Falancanın ağzıyla konuşuyorsun. Hür olarak konuşamıyorsun ki. İnsan muhakkak bir yere bağlanma ihtiyacı hisseder. Hatta her insan aşıktır. Her insan sevgisiyle bir yere bağlıdır. Evet evet her insan. Kimisi parayı, kimisi karayı, kimisi beyazı, dünyayı sever. Kimisi de Allah muhabbetinin, lütfen dikkatli dinle. Kimisi de Allah muhabbetinin önüne hiçbir şeyi geçirmez ve özgür olur arkadaş. Allah'a kölelik, mümin olmak özgürlük demektir. Çünkü Allah'a iman etmeyen bir insan muhakkak bir şeyin kölesidir. Ben yemiyorum, içmiyorum. Helal olan şeyleri bile dur diyebiliyorum. Ben sana şahsiyet terbiyesi veriyorum. Bunu başkalarına falan göstermek için değil. Nefsini kalıbını fazla kilolarından kurtulmak için değil. Allah muhabbetinin gerektirdiği şekilde Allah'ın seni içinden dışından her şeyinden gördüğünü düşünerek hareket ettiğinde sen zaten şahsiyet kazanıyorsun. Sadece mesele cennete girmek, cehennem ateşini söndürmek değil. Cehennem dediğin şey senin zaten cehennem gibi geçirdiğin köle bir hayattır. Özgürlük mü istiyorsun? Oruç
senin özgürlüğünü kısıtlamaz. Senin özgürce yaşayabilecek şahsiyetini şekillendirir. Bu kadar söz yeter. Şimdi çok önemli bir yere geleceğim. Bakın, bu ayeti kerime arkadaşlar yazacak, ayet 184. Lütfen dikkatli dinleyin. Buradan birazcık da benim sitemim olacak. Ne kadar var bilmiyorum. Kaptırdım. Yapma, yapma ya. Sakın. Aman gözünü seveyim ya. Dur. Baktınız çok konuşuyorum. Hemen kesiyorsunuz. Bak ama önemli anlatıyorum. Diyor ki o kadar vakitte anlatıyor. Dikkatli dinle. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Leallekum tettekunda demiştik. Estağfirullah. اَيَّامًا مَعْدُودَاتْ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَر۪يضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرْ Bundan sonraki ayete geleceğim de o yüzden hızlı okuyorum burayı. Estağfirullah. وَعَلَى الَّذ۪ينَ يُط۪يكُونَهُ فِدْيَةٌ تَعَامُ مِسْك۪ينَ فَمَنْ تَطَوَّى خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَاَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ 184. şimdi okuduğum ayetin mealini arkadaşlar yazdı. Şimdi şurasını çok dikkatli dinleyin. Ayet 185. Bak. Zaten kelimelere baktığınızda yabancı kelime yok. Türkçendeki kelimeler. Estağfirullah. Şehr-i Ramazanellezî unzile fîhil Kur'ânu huden linnâsi ve beyyinâtin minel hudâ vel furkân. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ Allah Allah, kurban olayım ben senin ayetlerine. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Bak şimdi, bir yandan vakti işaret ediyorlar. 2-3 şeyi bir arada idare edemiyorum. Arkadaşlar, Ramazan ayı, oruç, oraya gelme daha. Bir oraya gelme. Nasıl yani? Allah Teala Ramazan ayı mübarek mi? Mübarek. Nereden biliyorsun? Anneannemden. Geç onu. Allah'tan mübarekliği geliyor. Bir. Fakat Ramazan ayı oruç ayı diyorsun. Tamam. Ama bundan ibaret değil. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de şehr-i Ramazan, Ramazan ayı geçiyor. Allah Teala buyuruyor ki bu ayın fazileti, güzelliği nedir? Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Ramazan ayının Allah Teala tarafından seçilmesinin alametini Allah şöyle beyan ediyor. Ben bu ayda indirdim Kur'an'ı. Bu ay öyle bir aydır ki. Evvelden de Ramazan vardı çünkü. Adlarını biliyorlardı. Muharrem, Safer, Rebiül Evvel, Rebiül Ahir, Cemaziyel Evvel, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilhicce. Araplar biliyordu. Ramazan İslam'la icat edilmedi. Şubat, Mart, Nisan nasıl var? Onlara bazı günler ihtilal şey koyuyorsun. İşte sevgililer günü diyorsun. Kabotaj bayramı diyorsun. Kabotaj bayramı daha önemli tabii. Yani bir hadiseye binaen yapılıyor çünkü. En azından gerçekliği var. Neyse. Sen ama o Şubat ayı var, Ocak ayı var ya. Ramazan ayı Ramazan da eskiden ama bu mübarekliği nereden geliyor şimdi? Şu anda bizim için Ramazan. Efendimizden önce Ramazan ayı mübarekti demiyordu kimse. Allah Teala buyuruyor ki Ramazan'ın şerefi Kur'an'dandır. Bak kardeşim, Allah rızası için. Bendenizin anlamadığı bazı meseleler var. Onları şimdi bu sitemle ilk günden yapmak istemiyorum ama bana bunu birisi izah etsin. Şimdi düz mantık. Ben yurt dışından gelen bir Fransız olsam, şu ülkeye gelsem, ne yapıyorsunuz siz böyle falan? Ramazan ayı. Niye böyle donattınız camilerde ışıklar? Aa, Ramazan ayı.
Siz Ramazan'da, tabii Fransızca konuşmuyorum şimdi vakitten kazanmak için. Mevzuya Fransız olan birisi geldi. Dedi ki, ne yapıyorsunuz yani? Allah Teala bu ayda bize oruç. Oruç, ne yapıyorsunuz? Yemiyoruz, içmiyoruz. Onlarda da var çünkü. Zeytini yiyorlar, yağını yemiyorlar. Neymiş o? Oruçmuş. Çok güzel ya. Ya ben tüm sene tutarım ki öyle oruç. Kitabını uydurmuşlar yani onlar. Daha doğrusu kitapsızlaşmışlar. Neyse. Adam şimdi düz mantık şöyle yapacak. Aa, o zaman hele bir de ekonomi falan okuduysa, sizde Ramazan zamanı gıda fiyatları düşüyordur. Yemiyorlar ya. Gıda fiyatları falan düşüyordur değil mi? Yo, Ramazan'da pik yapar dediğinde nasıl yani? Hani aklı almaz adamın. İnan benim de aklım almıyor. Fransız da anlamıyor, ben de anlamıyorum. Ya yemekten, içmekten. Geçenlerde, daha bugün ana haber ve baba haber bültenlerine bendeniz takık vaziyetteyim biliyorsunuz. Abi bismillah. Şöyle bir dolaşayım dedim. Ne seyredersin, niye moralini bozarsın? Ana haber bülteni. Ramazan ayına girdik. Biliyorsunuz yani ana haber bültenlerinde arada konuşanlar bir tuhaf konuşma şekli vardı. Senin benim gibi konuşmazlar. Ramazan ayına girdik. İlk sahurumuz bu. İftarımız da yarın. Peki ne yiyeceğiz? Aha. Daha bak. Ramazan ayına girdik. Tamam. Buraya kadar problem yok. Şivesi bozuk ama fark etmez. Sahura kalkacağız. Doğru. Yarın da iftar. Evet. Allah'ını seversin. Üçüncü cümleye bak. Ne yiyeceğiz? Uzmanlar neyi yememizi istiyor? Ne yiyelim? Abi ne oluyor ya? Yani Ramazan'da şunu beklerdim televizyonlarda. Evet, çarşıyı pazarı dolaşıyoruz. Hani giderler ya, peynir satanların önünde haber yaparlar. Çarşıyı pazarı dolaşıyoruz. Çok arttı fiyatlar yerine esnaf kan ağlıyor. Ramazan ya, yemiyoruz. Hatta Maliye Bakanlığı açıklama yaptı. Gıda sektöründe bulunanlara torba yasayla destek vereceğiz. Çünkü Ramazan'da insanlar yemek yemiyor deneceği yerde abi 5 katı yemek yeniyor. Sabahtan başta al bismillah, sabah şimdi kadın programlarından bir başla. O programla da başla, şunu şöyle pişir. Sahura da bunu peşine daya. Belki doyamazsın, şurada bir boşluk kalmıştır. Oraya da şöyle bir bakla at. Bu taraftan da su iç. Arkadaşlar, Ramazan bu değil. Bak söylüyorum size, al. Ramazan bu değil. Allah Teala Ramazan'ı Kur'an ayı olarak söylüyor. Ramazan şu da değil. Coştum şimdi, kendi kendimi kayıp. İnşallah çok bağırırsam söyle. Arkadaşlar, bugün teravihte arkadaşlara da aynı örneği verdim. Bak şimdi şöyle bir hikaye. Beklediğin, senelerdir beklediğin çocuk diye beklediğin çocuk doğmuş. Düşün şimdi, bak bir hayal et. Metin, dinliyor musun beni? Abi gözünü seveyim, ben sana anlatıyorum, burada seyirci yok. Çocuğun doğmuş. Diyorlar ki, nerede abi? Yetiştirdik abi, şu hastanede. Çocuğun bu hastanede doğdu. Baba içeri giriyor veya anne içeri giriyor. Anne giremez tabii doğumda. Baba içeri giriyor. Hastane. Çocuğun burada mı doğdu? Hastane, canım hastane. Çocuğa gitmiyor daha bak. Anneyi görmüyor. Çocuğu bakmıyor. Bu arada o kadar hastaneye dolaşıyor ki, hastane, hastane, ne mübarek hastane, ne güzel hastane, hadi hastane. Almışlar, baba gelmiyor diye çocuğu da almışlar, götürmüşler eve. Adam hala hastanede. Bu kadar da anlatılmaz ki yani, insaf. Arkadaşlar böyle oluyor biliyor musun? Ramazan, 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 hani Kur'an? Çocuk nerede? Allah Teala Ramazan'ı bir tırnak içerisinde kutsamış, Kur'an indi diye. Kur'an yok. Ramazan. Ya hocam, dinden insanları soğutmayın. Ya biz de kendi arkadaşlar, bakın. Size bu şekilde motive eden, affedersiniz, bu işi gargaraya getiren zaten dışarıda çok insan var. Allah rızası için şu saatte doğru konuşalım ya. Bir şey olmaz. Yine de şey yapıyorsun. Al pideni, ye. Sıhhatli beslen, karbonhidrat alma ama şeker alma. Kur'an, şu anda al sor. Kur'an-ı Kerim'de Ramazan orucunun farz olup olmadığına dair bir anket yap. Zaten İstiklal Caddesi'ne hiç gitme. Orası ayrı bir memlekettir. Yani düz böyle bir şey yap. Kur'an'da geçiyor mu diye sor.
bilememe şansı vardı. %50'dir bakın söylüyorum. Ya Kur'an, Kur'an. Bir insan düşünün, Ramazan'a erişmiş. Hiç yoktan iyidir o. Hocam soğutmayın insanları. Şimdi gelecek var tak 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 tak. Hiç mi yap? Ya arkadaşlar Allah rızası için ya. Allah rızası için. Ben burada doğruyu konuşmaya çalışıyorum. Al işte ayet. Ramazan ayının şerefi nedir? Ünzile fiil Kur'an. Kur'ansız Ramazan olmaz. Kur'an'la iltisakı olmayan bir insanın Ramazan'ı olmaz. Cami cami fellik fellik dolaşmaktansa oturup satır satır her gün bir harf ezberlesen 30 günün sonunda en azından Kur'an harflerini tanırsın. Bir Fatiha'yı oku. Hocam ben çok aydınım, mealinden okuyorum. Ya Allah'ını seversen artık hani yoga ile İslam'ı, burçlarla esmayı. Yani ne olur ya şu işi bir sulandırmadan yapalım ya. Ya yine karıştırırsın ileride de bir karışmamış halini bir gör. Buğdayın bile hibritini almıyorsun. Salatalığın, hıyarın bile tohumuyla oynanmışını almıyorsun. Allah rızası için organik bölümüne abone oldun gidiyorsun. Ya şu Kur'an-ı Kerim'le alakalı ya böyle tuhaf tuhaf konuşan reformist kafalı peygamberi bypass etmeye çalışan şefaat de yoktur, kabir azabı da yoktur. Ben inceledim, benim kitabımı okuyun diyenler ki artık bunlar dönem dönem olacak. Şimdi Ramazan'da bunlar da çıkacak. Nisan yağmuru gibi çiçekler de açar, yılanlar da çıkar. Çıkacak, şeytanlar bağlandı dedik ama bunlar için bir engel yok. Fakat senden şunu rica ediyorum, şunu hatırlatıyorum. Bak bu ayet bu. Bu Fatih Hoca'nın sözü değil. Şehru Ramazanellezî unzile fîhil Kur'an. Kur'an'da nedir? Doğru Kur'an okumayı Allah Teala bize beyan ediyor. Kur'an ne yapar? Huden linnâsi. İnsanları doğruluğa sevk eder, yanlışlığa düşürmez. Başka? Ve beyyinâtin minel hudâ vel furkân. Hakla batılı, yanlışlıkla doğruyu, haramla helali, insanlıkla diğer canlıyı birbirinden ayıracak şekilde hayatına Kur'an girdiğinde sen bunun bereketini yaşarsın. Ramazan mı? Geldi mübarek Ramazan. 11 ayın sultanı mı? Elbette. Ama saltanatı geliyor Kur'an'dan. Bir araya gideceğim. Şu son cümlemi dikkatli dinle. Allah'ın dini, Allah'ın kelamı, Ramazan hepsi insan içindir. Kur'an insan arar. Ramazan insanı ortaya çıkartır. Neticede bizi insan yapan değerlerdir dinimiz İslam. Bunları Ramazan'da anlamak üzere hadi bir toparlanalım. Şimdi biraz dağılacağız gerçi ama sizi bekliyorum. Son bölümde zikrullahla şu saatleri dua vaktini Allah ismini zikrederek başlayacağız. Kaçırmayın, burada yalnız kalmayalım. Evlerimize zikir, muhabbet, Kur'an nuru dolsun inşallah. Hep güzellikler sizin için. Hadi bekliyorum inşallah. Yani tabii hepsini de bir güne sığdırmamak lazım. Ama merak etmeyin, daha anlatılacak o kadar şey var ki 60 program olsa olur. Allah rızası için şöyle vicdanen size bu soruyu soruyorum. Din insanı özgürleştirir. Din başkasına köle olmayalım diye bizi yaratan Allah Teala'nın fıtratımıza uygun olarak bahşettiği hayat nizamıdır. Seni yarattım. Kıl bakayım namazı. Hadi oruç. Hem yaratacağım hem bana oruç tut. Öyle değil abi. Öyle bir şey yok. Madem ki yarattım, tapın. Allah Allah. Tapınmasan ne olur ki? İbadet etmesen ne olur? Sermayesi mi azalır? Yani üretilen şeyde bir aksama mı olur? Üretim bandında defolu bir şey mi olur? Allahu Samet. Allah Teala'ya hiçbir üzerine baskın olacak kudret yoktur. Allah kimseye muhtaç değildir. Ama yarattığı insanın hani tövbe estağfurullah korkuyorum bunları söylemeyin. Ya kıyamaz sana, kıyamaz. Allah sana kıyamadığı için mi haşa
Bu senin kendini beğenmişliklerinle, afralarınla, tafralarınla haşa tanımamazlık edeceksin. Allah Teala, yahu özene bözene yarattım. Her yerini güzelliklerle bezedim. Bir saç telinin dibini, bir saçın hikmetini cümle tabipler birleşiyorlar da bitiremiyorlar. Anlat, anlat, hala da hücrede yeni şeyler bulunuyor. Hala sinir hücreli. Kainatta senin gibisi yok ya. İşte kendini bozma, satma, yüz suyunu başkasına dökme. İnsan gibi yaşa. Suretin insan, siretinde insan olsun. Hür yaşanın karşılığı Allah'ın dinidir. Allah'a ibadet seni hür kılar. Şimdi bunları söyledik. Bunlar önemli meselelerdi kıymetli kardeşlerim. Çok şeyi konuşacağız. Oruç nasıl tutulur? Orucun fazları nelerdir? Niyet edeceksin. Neye? Kötüye değil herhalde, iyiye. Oruç tutmaya niyet edeceksin ve hepiniz şu anda beni seyrederken bile orucun farzları. İşte şimdi imsak vakti birazdan girecek. O sahur dediğin vakit aslında odur. Seherdir. Seher vakti. Duaların kabul olduğu andır. Birazdan zaten o hafta sonlarında, daha doğrusu cuma sabahlarında sizlerle yaptığımız o tevhid, La ilahe illallah, estağfurullah evradını beraberce bir 5 dakika seninle paylaşacağız. Şu imsak vakti, dua vakti boşa geçmesin diye. Ama şunu da hatırlatalım. Ramazan şu anda acilen, ya ben şu an fark ettim. Senin dediğin, anlattığında kitapta olduğuna inandım. Ben şu anda ne yapayım diyen bir insan varsa, akıl bali ve Müslüman, sıhhati de müsaade eden bu işleri yapmaya, insanlar bizi dinliyorsa hemen şu anda, tabi doğu illerinde şey oldu artık, imsak vakti geçti ama bir şey yememişse, şu an niyet edip oruca niyet edebilir. Ama doğru konuşmam gerekirse, orucu sabahtan akşama kadar, iftar saatine kadar yemekten, içmekten, cinsi vesaire şeyleri yapmaktan uzak tutarak, imsak, kendini tutarak, Allah için sadece bunu yapmayacaksın. Ama bir mühim mesele var. Bakın size, yarın bir gün hani yiyeyim reytingini, onda değilim. Ama yarın bir gün şu anda benim göremediğim insanlarla bile Allah Teala beni yüzleştirdiğinde ben bir hesap vereceğim. O da şu. Oruca niyeti yapacaksın ama şunu unutma. Sabah namazı da giriyor. Ramazan'ı güzel geçirmek ve hakikaten Ramazan'la buluşmak için alnını da secdeyle buluştur. Yap şunu ya. Bak geçen sene binlerce mesaj aldım, yüzlerce mesaj aldım namaza başladık diye. Arkadaşlar, bu bir siyasi tercih değil. Namaz kılanlarla alakalı bir hikayen, travman, fobin olabilir. Ya bırak onları. Bırak. Küçükken süt havuzuna düşmüşsündür, süt içemiyorsundur. O bir fobi yani, psikolojik bir rahatsızlık yani. Şimdi onu bırak. Ama bak sana söyleyeyim. Doğru konuşmam icap ederse, Ramazan'ı güzel geçirmek ve bir Müslümanca geçirmek istiyorsan, imkanın varsa, hazır sahura kalkmışken, şu sabah namazını kıl, en azından öyle işine git veya yat, istirahat et. Kardeşlerim, namaz asla ve asla yerine başka bir şey konulacak bir ibadet değildir. Bakın olsa ben bu zamana kadar keşfederdim. Bayağı bir kitap okudum. Yok. Ne yapabiliriz? Hemen bunu yap. Başka ne yapabiliriz? Takıştığın, ettiğin insanlarla en azından helalleşemesen bile, şu anda gidip seninle barışmak istiyorum demesen bile, bak sana ilk defa söylediğim bir şey. Kalbinde barış. Kin ve din. Bak, kin ve din. Bir kalpte bir olmaz. Kin ve din. Aynı kalpte birleşmez. Asla. Şu ana kadar belli haramları işliyorsan, belli haramlarla böyle bir kötü bir durumun varsa, ne olur şu Ramazan hatırına bırakıver. Allah Teala, bak samimi söylüyorum, devamlı yemin etmek istemiyorum ama Allah Teala seni şu gösterdiğin hürmetten dolayı bambaşka bir yere koyar. Bambaşka bir yere koyar.
Elhamdülillah biz özümüzde çok güzel insanların barındığı muhteşem bir coğrafyada yaşıyoruz. Şu milletimiz, millet derken ırk kastetmiyorum. Şu Türk milleti denildiğinde Türk ırkını kastetmiyoruz. Şu vatan sattığında, şu bayrak altında birleşen insanların muhakkak evlerinde bir Allah muhabbeti, bir Resulullah kokusu, bir şehit hatırası, bir muhakkak kabul olmuş duası vardır. Bizim hanelerimiz ruşendir. Bizim ocaklarımız hala tütmektedir. Bir de şimdi şu anda, şu vakitte estağfurullah diyebilirsin. Bak senin için derlediğim farklı farklı şekiller, bak dua. Dört kısımdan oluşacak. Samimi söylüyorum bunu. Şu imsak vaktinde, seher vaktinde yaptığında, seher vaktinde Allah Teala gökyüzünden melekleriyle beraber yeryüzüne hitap eder. Hitap ettirir dört bir tarafa. Yok mu benden isteyen? Hastalığına şifa isteyen yok mu? Rızık sıkıntısı çekip de rızkının genişlemesini, müşküllerinin hallü asan olmasını isteyen yok mu? Yok mu şunu isteyen? Yok mu bunu isteyen? Vereceğim, iste dediği an işte şu saattir. Sahur vakti gündüz aç kalmaman için yediğin saat değildir. Sabah gündüz aç kaç saat yiyorsun abi, yarın aç. Münafıklık alametidir. Sen orucu mideyle mi tutuluyor zannediyorsun? Ha, öyle mi zannediyorsun? Oruç mideyle mi tutuluyor zannediyorsun? Oruç Allah'la tutulur. Oruç kalple tutulur. Oruç ruhla tutulur. Sen hasta evladını hastanede beklerken aklına yemek geliyor mu? Acayip anormal bir psikolojin yoksa, üzüldükçe yiyorum diyorsan ayrı, tabii ona bir şey diyemeyiz. Bir başka bir şey düşünebiliyor musun? Saatler geçiyor, düşünemiyorsun. Bırak onu, derbi maçı seyrederken bir şey yemek aklına gelmiyor ya. Allah muhabbetiyle tutulur oruç. Bizim bir arkadaşımız var. Yani ismini söylemeyeceğim. Tanındık bir kardeşimiz. Şeker hastası, kronik. Yani tutar mıyım, tutamaz mıyım deniyorum diyor. Doktordan müsaade aldım. Ha bak, bu arada doktor bana tutamazsın dedi ama benim çok imanım var, tutuyorum. Haram. Haram. Arkadaş söyledim, din kafana göre takılma sahası değil. En son kafana göre takılacağın yer bu saha. Evde denemeyiniz. Doktor bana yasak etti, asla oruç tutamazsın. Doktor da yani böyle gidip de Almanya'da Hans'a, Dietrich'e sormayacaksın tabii. Doktor da İslam'ı falan bilen birisi. Neticede Hipokrat'a yemin etmiş adama ne kadar güveneceksin. Bir de ayrıca Müslüman olması. Senin derdinle dertlenmesi lazım. Adam zaten hiç umursamıyor. Ramazan, Kur'an şey, tutarsın tutamazsın. İster tutarsın ister tutamazsın sözünü ayrı. Ama adam dinli imanlı, seni biliyor. Bu vatanın evladı. Helal süt emmiş mi emmemiş mi ama. Bak bir kere İtalya'ya gittim. Yönetmen beni ille evinde misafir etmek istedi. İnan dedi, senin için her şeyi helal olan yerden öğrendim. Hiçbir haram yoktur. Benim evimi şereflendir, şu yemeği senin için hazırlattım dedi. Bak, gavur dersin. Deme tabii, hiç kimseye gavur deme. Allah bizi gavur zihniyetinden muhafaza eylesin. Şuraya getireceğim sözü. Dedi ki sana oruç tutamazsın. Bak, oruç tutamazsın. Doktor dedi mi? Sen bundan önce oruç tutuyordun ama sıhhatin şu anda müsaade etmiyor. Oruç tutamazsın dedi. Onun sözünü dinlemezsen haram işliyorsun, haberin olsun. Ha, ister tut ister tutma dedi. Kur'an-ı Kerim'de öyle buyuruyor. Yani Allah size zorluk istemez. Sizin için kolaylık ister. En tasumu hayrul lekum. Eğer tutabilme imkanın daha ağır basıyorsa onu tercih et. Sefere gidiyorsun, oruç tutmayabilirsin. Hastasın, oruç tutmayabilirsin. Ama biraz migrenin falan tutar gibi oluyor da tolere edebiliyorsun. Rahat bir seyahat. Yani ben oruç tutabiliyor muyum? Tutabilirim aslında. Tutmayabilirsin, müsaade ediyor. Ama akabinde buyuruyor ki Allah Teala, tutmanız hayırlıdır. İmkanın varsa tut.
Fakat o arkadaşı anlatıyordum, kronik şeker hastası. Fakat doktoru demiş ki, hani ilk gün bir bak, oruç tutabiliyor musun bir bak. Yani şeylerden dolayı, çok sarsarsa hadi o günü atlattın bir daha tutma. Hocam dedi, bak bunu yeminle söyledi bana. Hocam dedi, Ramazan bir acayip. Ramazan'da oruca bir başlıyorum, şekerim, mekerim hepsi düzgün. Tabii bunu bir tavsiye olarak alma, bir arkadaşın nevi şahsına mı nasır? Ha hoca anlattı tutuluyormuş, ben de tutayım deme. Doktora bağlayacaksın işi. Doktoranı yap. Fakat dedi, Ramazan'ın haricinde bir de nafile tutuyorum. Sendeliyorum yani, gök kubbe başıma geçiyor dedi. Arkadaşlar, Ramazan'da ayrı bir maneviyat vardır. Ramazan orucu mideyle tutulmaz. Ramazan orucu kalple, ruhla, Allah muhabbetiyle tutulur. Başka zaman böyle halıları kemirecek, masanın kenarını kemirecek hale gelirsin. Ramazan'da Allah bir kuvvet verir. Şimdi imsak vaktiyle alakalı. Bugün soru almayalım ya. Kaç dakikamız var? Kaç dakika? Ha, belki alırız. Şimdi dikkatli dinleyin. Bakın seher vakti. Bu vakitte istiğfar etmek Kur'an'da ayetle sabittir. وَالْمُسْتَغْفِر۪ينَ بِالْأَسْحَارِ Allah güzel kulları anlatırken buyuruyor ki onlar seher vaktinde Allah'a istiğfar eder. Şimdi bak istiğfarı beraberce yapalım. Sonra beraberce bir kelime-i tevhid nasıl çek, bir kelime-i tevhid çekelim. Sen farklı çekebilirsin, sessiz çekebilirsin. Sonra bir dua var. Allah'tan razı, peygamberinden, dininden, kitabından razı olduğunu ifade ettiğin bir nevi iman tazelemek gibi. O şuuru zinde tutan bir şey var, bir dua var, bir düşünce var. Sonra da bir salatu selam. Hadi gel bunu beraber söyleyelim. Estağfirullah, estağfirullah. Aralarda duruyorum, sen de söyleyesin diye. Estağfirullah, el-azim, el-kerim, el-lezi, la ilahe illa hu. الحي القيوم استغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم bu kısma dikkat ve etubu ileyh sana sığınıyorum mağfiretini dileniyorum Allah'ım. Sen azimsin. Sen kerimsin. İstemeden ihsan edensin. Ben istemeyi akıl etmeden bana veren Allah'sın. Kerimsin sen. Öyle bir kerim ki. Ellezî la ilahe illâhu. Ne isminde, ne sıfatında, ne zatında, ne ef'alinde benzeri yok. Affedersiniz. Benzeri yok. Tektir o. Yeganedir. Yegane var odur. El-hay, el-kayyum. Diridir. Ölmez diri Allah. El-kayyum. Allah'lığını, kullar üzerindeki tecellisini eksiksiz yerine getiren Allah'tır. Ve etubu ileyh. O Allah'lığıyla hep var. Ben ondan uzaklaşmıştım. Ve etubu ileyh. Ona döndüm. Söylesene bunu. Hadi bir daha söyleyeyim. Evine bereket olsun. Estağfirullah el-azim el-kerim el-lezi la ilahe illa hu el-hayyel-kayyum ve etubu ileyh dedin. Şimdi Allah'a tövbe ettiğinin alameti bir söz var. Radıytu billahi rabben. Ya Rabbi, senin Allah'lığından razıyım. Sen benim Rabbimsin. Rabbim Allah'tır. İliklerime, kalbimin en derin noktalarına kadar bunu hissediyorum. Ya Rabbi, İslam olarak, daha doğrusu din olarak İslam'dan razıyım. Benim dinim çok güzel. Eksikliğim var, kabahatim var,
Hala dinimle alakalı öğrenmediğim çok şey olabilir. Ama duyduğumda kalben kabul ediyorum. Benim dinim İslam. Benim dinim İslam derken utanmıyorum. İftiharla, muhabbetle kabul ediyorum. Ve bil İslami dine. Ve din olarak İslam'dan razıyım. Ve kitabım Kur'an. Kitap olarak Kur'an'ımdan razıyım ben. Ahkamını, hükmünü öğrenmeye çalışıyorum. Hatta Ramazan geldi, hala Kur'an okuyamıyorum ama bırakmayacağım. Eksiğim olabilir. Dikkat, dikkat. Ramazan'a en güzel şekilde girmek isteyenler, daha önce bunu duymamış olanlar, dikkat. Benim kitabım şu Musaf. Musaf içine almış bu Kur'an ayetlerini. Benim kitabım Kur'an'da. Bildiklerimle beraber bu kitabın söylediği sözleri Allah'ın kelamı olarak kabul ediyorum. Onun helalini helal, haramını haram olarak kabul ediyorum. Yapamayabilirim. O içki haramdır dedi. Ben içiyor olabilirim ama içkiye helal demiyorum. Namaz kılamıyor olabilirim ama namaz yoktur demiyorum. Kur'an'da vardır. Kabul ediyorum. Yapamayabilirim ama kitabımdan, Kur'an olarak kitabımdan razıyım. Benim kitabım Kur'an. Her ayeti benim baş tacım. Ve öğreneceğim. Bana konuştuğunu biliyorum. Sana sahur vakti sadece böyle vaktini güzel geçirmek için oyun sahnelemiyorum ben. Bu senin imanınla alakalı. Biraz bu işlerle uğraşan insanlar şu saatte bu sözleri deklare etmenin, şu saatte bu sözleri tekrar etmenin insanların imanını nasıl kurtardığını çok iyi biliyorlar. Tabii ki diz çöküp gözümü kapayıp böyle yaşlı hoca efendiler gibi söyleyemiyorum. Televizyon programı. Ama şu söylediğim şey senin hayatını doğrudan etkiliyor. Akıl, bali ve Müslümansan. Ve en önemlisi, Allah'tan razı olmamın ve İslam oluşumun ve kitabımı öğrenmenin ve bunların ahlakıyla ahlaklanmanın yegane somut Hazreti insanı peygamber olarak Hazreti Muhammed'den razıyım. Sallallahu aleyhi ve sellem de Efendimizin ismi anıldığında hep salatu selamını söyle. Efendimiz Hazreti Muhammed benim peygamberimdir. Razıyım. Bak kabul değil sadece. Kaçırmış olabilirsin. Kabul ettim değil. Kabul ettiğimi konuşmuyoruz. Razıyım. Seviyorum. Gönülden inanıyorum de. Dedin mi? Hadi gel şimdi. Hadi gel. Hadi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fe'alem ennehu la ilahe illallah. La ilahe illallah. La'yı biraz uzat. La ilahe illallah, 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 la ilahe illallah. İlle sessiz söylemen şart değil. Kulağın duysun ama. Kulağın duysun. Kulağın duysun, o sisteme giriyor o zaman. İçinden geçin yapmakla olmaz. La ilahe illallah. Onun ayrı bir terbiyesi var. Nakşi usulünde, onunla karıştırma bunu. Namazda Kur'an'ı okuduğunu duymazsan namazın olmaz. Kulağın duyacak. Bana duyur demiyorum. La ilahe illallah. Zikir matiğim var. La ilahe illallah. La ilahe. Şu anda oturup beni seyredene kadar 100 tevhid çekmiş olsan. Ramazan'da bir kere çektiğin tevhid en az 1000 misli muamele görüyor. Böyle bir yatırımı başka sahada görsen, ister ziraat olsun, ister ticaret, ister mal almak olsun, ister başka bir şey, ister iltifat, bir iltifata 1000 iltifat alacağını bilsen, sabahtan akşama kadar o işle meşgul olursun. La ilahe illallah, Allah Teala'nın en faziletli zikri hangisidir? Soru. Buyurun, hadi bakalım. Üniversite imtihanında çıkacak desem, herkes bunu kaydeder.
Hayatında hep karşına çıkacak bir soru bu. Cevabı hazır. Allah Teala'nın en faziletli zikri nedir? La ilahe illallah. Nereden biliyorsun? Ben ne bilirim? Ben bilmem ki. Peygamber söyledi. Ben bilemem ki bunu. Ancak Allah ve peygamberi söylerse bilirim. Ve kâlen nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Resulü Zişan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Afdalü zikri la ilahe illallah. Allah Teala'nın en faziletli zikri la ilahe illallah'tır. Ve afdalü dua elhamdülillah. İnanarak muhabbetle, yarım yamalak değil, duanın da en faziletlisi elhamdülillah'tır. O yüzden bak, hep dualara başlarken hocaları görmüyor musun? Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Niye öyle başlıyorlar? En faziletli dua diye. Allah'a en güzel dua şekli namaz. Namaz nasıl başlıyor? Sübhaneke ile giriş yaptıktan sonra Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. En faziletli dua ile başlıyor. Allah'a yakarış. Şimdi la ilahe illallah dedin. La ilahe illallah, la ilahe illallah. La ilahe illallah derken şöyle tüm benliğinden sıyrılarak illa Allah. Hakiki var yegane Allah. Tek Allah, bir Allah. Hiçbir sevgim onun önüne geçmeyecek olan Allah. Bana bunu veren de o Allah diye geçir, tevhid et. Seher vakti Ramazan'da en güzel zikri yap. Ve akabinde şöyle yap. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Veya şöyle yap. Allahümme salli ala. Tabi bağırma şimdi gecenin vakti. Komşular falan ayağa kalkmasın. Kulağın duyacağı şekilde ezberinde vardır. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Veya salli barike oku. Namazda okudun. Estağfirullah. İçinden dua et. Senden razıyım Allah. İslam'dan, Kur'an'dan, peygamberimden de. La ilahe illallah. Ve salatu selam. İşte hazırsın. Geldi mübarek Ramazan. Ne güzelsin şehri Ramazan. Ramazan'ın geldiği belli oldu şimdi. Bünyen de hissetti bunu. Bu adam horul horul, mışıl mışıl yatardı. Bu saatte kalktı. Ne oluyoruz acaba? Nereye taşınıyoruz? Nefsim bilmez mi? Bilmez. Ramazan'da oruç tutmak, sahura kalkmak ruhani bir harekettir. Ruhunun bu hareketi, ruhunun bu isteğine nefsini alıştıracağın bir ay verilmiştir. Kampa alırsın nefsi. Talimi alırsın. Otur oturduğun yerde beni ayartma. Dünya için ruhumu öldürme. Ben sana şimdi haddini bildireceğim. Sen artık kimmiş bu bedenin sahibi göreceksin. Ortada dolaşıyorsun böyle ben diye ama sen değilsin. Bak ruh çıktığında böyle kalıyorsun. Oynasana. Yok. Nereye gitti? Ruh gitti. Duruyor beden. Gözüm aynı renk. Saçlarım aynı. Niye hareket etmiyorum? Demek ki bu değil. Bundan ibaret değilim ben. Ramazan bunu öğretir. Yemek içmek olmadan insan olmayı keşfet. Kur'an-ı Kerim'le meşgul ol. Kur'an'ın muhatabı insan. Ramazan'ın muhatabı insan. Seninle konuşan Allah, yani Allah konuştu yine insanla. Ve Allah Ramazan'ı, Kur'an'ı ve kendisini bu terbiyeyi almış en güzel şekilde karşına dikti. Hazreti İnsan, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ramazan'da bunları konuşacağız. Aslında şunu da itiraf edeyim. Süremiz azalacak çünkü. Şunu itiraf edeyim. Bizim bundan sonra bir sure, bir ayet köşemiz olacak. Bugün yapacaktık bunu. Fakat ilk gün şöyle birbirimizi tanıyalım, bir üslubumuz olsun diye. Yani öyle bir sure falan denince sadece kısa sureler, bir İhlas, Felak, Nas, onları zaten arada konuşacağız.
Mesela inşallah Cenab-ı Hak izin verirse bir Fetih Suresi. 4,5 sayfa. Hocam ne yapıyorsun sen ya? 4,5 sayfayı şöyle sizinle 15-20 dakika içerisinde genel bir mütalaa edeceğiz. Ve oradan seçtiğimiz bir ayetle seher vaktinizi inşallah değerlendirmiş olacağız. Şimdi bugün onu yapmadık. Bir de bu saatte bizim sorularımız var. Soru var mı? Bir değişiklik olsun, insanları teşvik olsun. Hashtag'imize ne? Ramazan geldi. Geldi. Ha, hashtag'in şeyi. Tamam, anladım. Oradan şey yapıyorlar. Sorularınızı da alacağız inşallah. Sorularınızı ayrıca kendimiz bir şekilde cevaplandırmaya çalışıyoruz. Baştan konuşalım yine. Biz bunlara cevap verdiğimizde Fatih Hoca dedi ki diye baştan, öyle bir şey yok. Fatih Hoca dedi ki olur mu? Diyanetin şu anda fetva dairesinin ve aynı zamanda bizim dinimizin kaynak eserlerinin oluşturduğu yerlerden suallerinize cevapları tespit edip sizleri de yalnız bırakmamaya çalışacağız. Ama Allah rızası için ya. Yani ne olur, her sene söylüyorum ama. Ya şu orucu bozan şeyleri vesaireyi 1,5 sayfalık bir şey yani. 1,5 sayfa. Ne olur onları okuyalım. Tamam. Bir soru alalım. Ben programı da bugün ilk gün. Allah Teala şu andan itibaren niyetlerimizi salim eylesin, sahih eylesin. Ya Rabbi inşallah şu Ramazan vatanımız, milletimiz, insanlarımız hepimiz için hep güzellik olsun. Dünyadaki Müslümanlar için de. Bak ahu enine diyorlar. Yine bu programa çıkmadan aradılar. Bize dua edeceksiniz değil mi diye. Gazze'den vesaireden aradılar. Ne kadar önemli. İnşallah şu Allah, tam ağzımdaki baklayı çıkartayım. Allah Teala'nın bizi murad ettiği insanlığa Allah bizi bu Ramazan'da ulaştırsın ya. Allah Teala bizi yaratırken ne murad etti? Biliyor bizim en güzel halimizi. Ya bunun kokusunu almayı, tadını almayı Allah bu Ramazan nasip etsin bize. Şimdi bir soru daha alalım da hani hiç soru sorduk çıkmadık gibi olmasın. Nedir soru? Bir kişiyle hilalleşmek istiyorum ama oldu. Ne yapalım? Evet. Çok orijinal. Yani resim şey. Ha, gece mi çektiniz şey? Evet. Bir kişiyle helalleşmek istiyorum. Ama oldu dediğine göre hoşuma gitti aslında, biliyor musunuz? Biraz da ondan. Bizim meydan terbiyesinde bir adamı öldü denmez. Biliyor musun Metin abi? Öldü denmez. Metin abi sen her şeyi bilmiyorum diyorsun sanki, öyle bir tavır. Ya bildiğimi söylüyorum diyor iddialı. Bunu hatırlatacağım sana. Öldü denmez. Denir ki oldu. Yani hayatının kemal noktasına geldi. Dünyada yetişmesi gereken şekle geldi. Hani nasıl böyle olduktan sonra koparırlar meyveyi. Hazreti insan kemaliyle oldu. Ama burada kardeşimiz tabii öldü demek istiyor. Ben bir kişiyle helalleşeceğim. Ne yapmıştık? İşte onun hakkında alay etmiştik. Görmüyordu. Bir şeyini, malından bir şey aldık. Kasasından para aldık. Arkasından konuştuk. Sonra helalleşmek istedik. Ne yaparsınız? Onun parasıyla alakalı bir şey varsa varislerine ödeme yaparsınız. Ve ruhundan da ya Rabbi onunla helalleşmeyi nasip eyle dersiniz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Arkasından konuştuysanız gidip de varislerine rahmetlinin arkasından ben çok sövdüm, konuştum, çok attım, tuttum helal diyemezsin. Söylemeyeceksin. Ne yapacaksın? Onun için dua edeceksin. Onun için sadaka çıkartacaksın. O sadakaları onun ruhuna gönder diyeceksin. Öyle helalleşeceksin. Allah'a tövbe edeceksin. Baban da annen de helalleşemedin, kırıldı, bir şey oldu. Yine onun hakkında hayır yapacaksın. Yani aslında Allah Teala'ya kullukla giden bir insan, kullarla alakalı bir problem yaşamış olsa da muhakkak Allah Teala ona eder ihsan. Düzeltir arayı. Bir şekilde düzeltir. Arz edebiliyor muyum? Hayır hasenat yapar. Şunu da unutmayın, inşallah işleyeceğiz. İlk önce şöyle söyleyeyim, bakın bak Ramazan'da şu günlerimizin kıymetini bilelim. Hani bu klasiktir.
Bak geçen Ramazan aramız yaşayıp da bu Ramazan'da aramızda olmayan insanlar var deriz falan. Bu bak var etrafımızda bizim tanıdıklarımız var vesaire. Geçenlerde benim matematik hocam Burak Hoca vardı. Seyrediyorsa şimdi Allah selamet versin kendisine. Onu da Ramazan tebrik ederiz. Dedesi göçtü mesela. Bak bu Ramazan yok. Bu günler bir daha ele geçmeyecek. Fakat şunu yapmayın ne olur. Sonuna doğru yakalarız. Belki biraz şey yaparız. Yapmayın. Şu an karar verin, niyet edin. İnşallah bu sorular bizim günlük hayatımızda aklımıza takılan şeylere de cevap olur. Yani şunu demek istiyorum. Muhakkak surette şu saatlerde gelin uyumak için değil, fon müziği gibi değil. Bir şeyleri öğrenerek muhabbetle, ha üslubumuzda sakatlık olabilir, beğenmeyebilirsin. Oraya çok takılma. Sen iyisini anla. Kabahat varsa o benim olsun. Ama doğruyu bulmak için şu saatlerde bulunalım. Ve tekrar söylüyorum duaya geçerken bak artık dakikalar kaldı imsak vaktine. Dakik İstanbul için. Arkadaşlar ne olur şu Ramazan namazda aranızı düzeltin. Yani bu çok önemli. Namazda aranız düzelmezse oruç, Ramazan inanın ki bunların hepsi biraz sakata geliyor. Efendimiz buyuruyor ki es-salatu imadüddin. Veya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir çadırın direğine benzetiyor namazı. Yanlardan oruç duvarı geliyor. Buradan sadaka falan veriyorsun. Talebeleri burs okutuyorsun. Buradan güzel diyorlar sana. İnsanlıkla da aran iyi. Hadi buradan da bir şeyler yapıyorsun. Ara sıra bir yerlere gittin, dua ettin falan. Şimdi bunları yükselttin, yükselttin. Direk olmadı. Pof! Üstüne çöker. Bunları namaz ayakta tutar. Yani şöyle desek doğru mu? Oruç, zekat, hac, insanlık, şehadet. Bunları ayakta tutan şey namazdır desek doğru mu? İnanın ki doğru. İnanın ki doğru. Yani şu Ramazan. Şimdi dilim varmıyor bazı şeyleri söylemeye. Çalışıyor olabilirsin, ağır iş yapıyor olabilirsin. Neler olabilir? Madende çalışırsın, zorlanırsın. Hadi belki oruç tutamayabilirsin. Ramazan'ı yine de değerlendirmek istiyorsan bak başıma dert alacağımı bile bile söylüyorum. Namazsız olmuyor. Namaz kılmaya gayret edin kardeşlerim ne olur. Yani Ramazan için konuşuyorum. Ben herhangi bir şey için konuşmuyorum. Kimseyi de zorlamıyorum. Yani sen bir doktoru dinlediğinde sıhhatli yaşamak için 10 bin adım at dediğinde o doktor hayatımıza da karışma. Adımıma ne karışıyorsun diyor musun? Sahasından konuşuyor. Ramazan ve din Kur'an perspektifinden bakınca kardeşim inanın ki namazsız olmuyor. Namazsız olmaz. Ne olur kendine kıyma. Şu Ramazan seni namazsız görmesin. Şu Ramazan seni bu adam namaz kılmadı ya Rabbi diye seni o şekilde Allah'a arz etmesin. Allah biliyor ama Ramazan'ı da şahit kılma. Gelin şu Ramazan desen ki ben namaza başlıyorum. Vallahi sen Kadir gecesini bugün buldun bak. Bundan önce kılmıyordun şu gün başladın mı? O Kadir gecesi ümmeti Muhammed'in geneline verilmiş Kadir gecesidir. Senin Kadir gecen Allah'la Kur'an'la buluştuğun gecedir. İşaret ediyor yeter hoca sus dua yapmayacak mısın diye. Ya Allah sizden razı olsun sizin aminlerinizle dualarımız buluşsun. Şu imsak vakti, seher vakti inşallah şu anlattıklarım ilk önce benim kalbimde vücut bulsun. Ama ne olur artık şunu bir kardeşiniz olarak rica ediyorum. Şu Ramazan'da imanla, nurla güzel bir Ramazan olsun. Bu Ramazan inşallah amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi bu Ramazan'ı bize güzel eyle. Ramazan güzel. Bu Ramazan bizi güzel eylesin. Hazreti insan olarak yaşamayı nasip eyle. Ya Rabbi bizi imansız koma. Başkalarına yüz suyu döktürme. Değil namerde, merde dahi muhtaç eyleme. Hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara eda nasip eyle. Vatanımızı, milletimizi birlik beraberlikte şu ezanıyla, şu bayrağıyla, imanlı nesilleriyle güzel güzel, sıhhatli, afiyetli,
bereketli topraklarıyla ve insanlarıyla, bölünmez hudutlarıyla kıyamet sabahına kadar payidar ve muzaffer eyle. Şu anda kardeşlerimizin ibadet taatlarını kabul eyle. Hastanelerde görevi başında daha nice nice şu anda bizim dualarımıza amin diyen kim varsa, ya Rabbi, duaları kabul olan zatlar hürmetine şu an dualarımızı kabul eyle. Ramazan aşkına, Kur'an muhabbetine, Hazreti Muhammed'in aşkına sallallahu aleyhi ve sellem dualarımızı reddeyleme. Senden, Habibinden, dininden razıyız. Dualarımızı kabul eyle. Kabulü dua, kabulü niyaz. El Fatiha. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayye salatu hayrun minen nevm. Allahu ekber, Allah.